Tamam. Evet. Ben e, Ali Babacan'ın söylediğinden son yorumumu evet. yani öyle başlayarak söyleyeyim. Meseleye sadece yasaklama olarak bakmaktan bahsediyor. Ya keşke siz de öyle bakabilseniz. Ya, keşke siz de öyle bakabilseniz. Bunca badire atlatmış biraz önce anlattığınız herkesin de işaret ettiği gibi ya bir FETÖ gerçeğinin, bir tarikatın bir cemaatin bu ülkeyi ne hale getirebildiğini en acı tecrübelerle yaşamış bu milletin önünde yasaklamaktan başka bir seçenek yok mu demeyin hakikaten keşke o zaman onları yasaklasaydık diyebilin. Siz onları yasaklayamadığınız için biz bugünlerde bunları yaşıyoruz. İşte de o zaman şunu koyun ortaya. Evet siz de sordunuz biraz önce. Yasaklamayıp ne yapacaksınız? Yani o zaman şeyinizi, anlayışınızı koyun, düşüncenizi koyun. Yani tevhid tedrisat dediğimiz eğitim birliği yasasına aykırı, yani laikliğe aykırı eğitim kurumları açılmalı mı? Serbest mi olmalı? Yani bu cemaatlere, bu tarikatlara, bu oluşumlara devletin kasasından milyonlarca, milyarlarca lira kaynak aktarılmalı mı? Kamu kaynakları, arazileri, şunları, bunları Barış da işaret etti. Bunlara hibe edilmeli mi? Bunlar yasak olmamalı mı? Bunların önü açılmalı mı? Devlette kadrolaşmaları şey mi olmalı? Göz ardı mı edilmeli? Bir bakanlığı ele geçirmeleri, onların tavassutuyla, referansıyla birilerinin işe girmesi, yükselmesi, işte soruşturmalardan şuradan buradan sıyrılmasının önü açılmalı mı? Ellenmemeli mi bunlara? Yasaklamaktan bahsettiğiniz ne? Evet, biz yasaklanmasından yanayız. Ben yasaklanmasından yanayım. Neyin yasaklanmasından yanayım? Kamu kaynakları bir din grubuna, bir din örgütlenmesine peşkeş çekilemez. Kamu kaynakları, benim vergilerim, bu ülkenin kaynakları, değerleri belirli bir inanç grubuna iltimas olması, ayrıcalık tanınarak onlara örgütlenemez, özgülenemez, bağışlanamaz. Eğer bir inancı yaşamak için insanlar bir araya geldilerse kaynağını kendisi yaratır. Cebinden koyar, üçü beşi bilmem nesi, kendi isterse imamını tutar, kendi isterse eğitmeniyle eğitimini yapar. Kamuya karışamaz, müdahil olamaz, oradan talepte bulunamaz. Bulunursa yasaklama gerekir. Aksi takdirde benim özgürlüğüm, onun gibi inanmayanların bütün özgürlükleri tehlike altına girer. Bunu söyleyemeyen, ya sadece yasaklamakla mı bakıyoruz diye popülist bir siyaseti hala cari kılan bir anlayışı ben siyaseten anlayabilmem de mümkün değil. Kabullenmem de mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Şey, yani siz o dönemde bütün bu tarikat oluş ya da hizmet hareketi denilen FETÖ'nün bu ağır tahribatların yapıldığı her uygulamasının neredeyse altında imzası olan insanlarsınız. Keşke o zaman farkına varsaydınız bunları. Yani aslında şu cümleyi mi kurmalılar sizce? Ya keşke biz o zaman cemaati e, belli ölçülerde kısıtlasaydık, hatta evet. belli alanlarda yasaklasaydık. Evet, cemaate biz cemaate yargıyı teslim etmeseydik, biz cemaate emniyeti vermeseydik, biz cemaateye gözümüz göre göre bu kumpaslarla bu ülkenin altın üstüne getirilecek ortamı yaratmasaydık, biz cemaate 160 tane yargıta üyesi tahsis etmeseydik, bunun için pazarlık yapmasaydık, kimlerin atanacağına, kimlerin yükseleceğine, onların karar vermesine bırakmasaydık, 81 vilayetin 76 tanesinin emniyet müdürünü cemaatçilerden oluşturmasaydık, Peki. ondan sonra karşımıza çıktıklarında efendim yasaklamanın dışında bir seçenek yok mu? Nedir o zaman o seçenek? Siz koyun ortaya. Peki. Siz söyleyin, 4-6 yaş arasındaki çocukların zorunlu din eğitimine tabi tutulmasını doğru olmadığına inanıyorum bunun yasaklanması gerektiğine inanıyorum. Yani size göre 4-6 yaş arasındaki çocukların, daha sübyan çocukların, soyutlama yeteneği olmayan çocukların ahiret, ölüm, öbür taraf, ceza, günah gibi soyut kavramlar üzerinden daha şimdiden baskı altına alınmalarına cevaz mı verilsin istiyorsunuz? Doğru mudur bu? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Şimdi her sessizlik, muhalefetin her bu konudaki demin dediğim gibi oportunist ve pasifist tutumu cemaatleri daha fazla yüreklendiriyor. Onların önünü daha da alan açıyor. Olmayan bir etki ve güç sağlıyor onlara. Hakikaten yok. Ya bırakın ya. Bu eğer onlar size oy verecek diye böyle bir kaygı içindeyseniz vermezler. Orada asılları dururken kendilerine en yakın en büyük hizmeti veren AKP oradayken size niye oy versinler? Ve siz bu oyların peşine düşmeyin. Sizin göreviniz toplumu aydınlatmak, toplumun önüne ufuk açmak, gençleri bu zihin bulanıklığından, bu esaretten kurtarmak, inancın bir özgürlük ve kişisel mesele olduğunu bağıra bağıra bu toplumu ikna etmek. Siyasetiniz bunun için var. Ya Cübbeli Ahmet bile ne diyor ya? Bütün diyor cemaatler diyor, silahlandılar diyor. Binlerce diyor silahları. Ne demek yani bir cemaat ve silah nasıl yan yana gelir? Siz şunu söyleyin. Kardeşim eğer siz Müslümanlığı böyle algılıyorsanız, bizim algıladığımız Müslümanlık bu değil değil. Ha siz de aynısını algılıyorsanız o zaman söylenecek bir söz yok. Peki. Yani hırsıza hırsız diyemeyen? Salim Bey, yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü öbür konuda da yorumunuza ihtiyacım var. Yani şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Hırsıza hırsız diyemeyen ya çocuğa cinsel istismara karşı çıkamayan bunu örtmeye çalışan, bunu yok göstermeye çalışan, utanmaz bir anlayışın insanlığı bırakın ya dini bırakın. Dindarlıktan önce insanlık dışı olduğunu söyleyin, gösterin. Bunun üzerinden siyaset inşa etmeyin, faş edin bunları. Peki. Evet biz bunları yasaklayacağız değil. Nereden yasaklayacağız? Kamudan, devletten. Siz özgür alanınızda istediğinizi yapabilirsiniz. Biz bunlara devlette de alan açmayacağız. Açmayacağız. Ee, biz bunların eğitim, yurt vesaire şu bu gençler devşirmesinde, beyinlerini yıkamasında fırsat. Nasıl eğitimi yapabilirsiniz siz? Biz bunları milli eğitim disiplini içerisinde, ondan onun dışına taşan herhangi bir şekilde işlemesine izin vermeyeceğiz. Milli Eğitim bile değil, Gökmen Karadağ. bunu Diyanete devre, <laughs> e, devrediyorlar. Vakıflara böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Tamam. Şimdi bakın. Eee İzleyicilerimiz de bu konuda görüşlerini iletiyor. E, Salim Bey'in bu sözlerine katılan izleyicilerimiz teşekkürlerini sunuyor. E, Metin Bakan diyor ki e, ilkokuldan başlayarak çocuklarımızı özgür biri olarak yetiştireceğiz. Aydınlanacağız. Kimse buralara yönelmeyecek. Kimse e, bunlara kanmayacak diyor. Hilmi Taşkın diyor ki Elazığ'da yaşanan Enes, Kaya, Enes Kara olayı FETÖ'nün siyasi ayağının niçin ortaya çıkarılmadığı konusunu aslında yeniden gündeme getirmeli. TBMM'de iki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tarikat yurtları konusundaki araştırma önergesine red oyu bu açıdan da dikkat çekicidir. E, Zafer İşçi diyor ki şu ana kadar suç duyurusu hakkında bir söz edilmediği konu konuşuluyor. Yani ben bir HKP avukatının suç duyurusunda bulunduğunu biliyorum diyor. Lütfen size sorularınızı görüşlerinizi bize iletin sayın seyirciler. Şimdi bu bölümü bitirirken bir Tarkan Tevetoğlu'nun mesajını okuyarak bitirelim mi? Nihayetinde hakikaten çok büyük alkış aldı evet. sosyal medyada. Dolayısıyla hani biz de bu programda onun mesajını okuyarak bu bölümü bitirip diğer konuya geçelim. Olur mu yönetmenim? Ve verelim. Tarkan Tevetoğlu'nun mesajı hazır mı arkadaşlar? Verelim. Evet. Tarkan'ın mesajı tabii ağır geliyor. Biraz <laughs> bir popstarın <laughs> mesajı ağır geliyor. Şimdi ne diyor? Enes Kara'nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup korku içinde baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş çaresiz binlerce genç var ülkemizde. İyi. Ey analar, babalar, iş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin. Koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürlerine hizmet ettirmek değildir. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürlerine hizmet ettirmek değildir. Son bölümü özellikle iki kez okudum. Türkiye'nin pop starı popülist konuşmadı. Özeti bu aslında. Alkışlıyoruz. yani hakikaten... Türkiye'nin pop starının Çok... yapmadığı bir popülizm, devamını getirmeyeyim cümlenin. Maalesef. Peki. Şimdi efendim ilginç bir e, konuya daha geçiyoruz. Bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir söz söyledi ki. Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek. Diyor. Edirne'deki kim? Selahattin Demirtaş. Demirtaş. İmralı'daki Öcalan. Abdullah Öcalan. Şimdi demek ki Demirtaş Öcalan'a hesap verecek. Bu nereden çıktı? Bu bölümde bunu konuşacağız. Şöyle bir ifadesi var. Bunların göğsündeki şeref madalyası daha kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu. Ama Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu anda toz pembe. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar. E şimdi Erdoğan 23 Haziran 2019 yerel seçimler öncesinde de şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar savaşı var demişti. Hatta hı hı. gayet iyi hatırlarsınız o dönem.